Şöyle olacak diyorsunuz, tam dediğinizin tersi çıkabiliyor. Mesela? Ne bileyim işte, hani en basit yazdığınız bir yazı ya da metinlerde ya da köşe yazılarında olsun. İşte çok güzel bir yazı belirliyorsunuz ve insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak yazdığınızı düşünüyorsunuz. Ki ben öyle yapıyorum mesela, yazıyorum. Bu yazı kesinlikle çok tık alır diye düşündüğüm yazılar bazen daha az tık alıyor diğer yazılara göre. Bazen de daha normal yazılar yazdığımı düşünüyorum. Bazen de yorgun anlarıma denk gelen ve köşe boş kalmasın diye yazdığım yazılar, onlar inanılmaz tık rekorları kırabiliyor. Şimdi öyle olunca düşünüyorsunuz, bir dakika, ben diğerinde bu kadar çok uğraşırken, bu insanlar için emek verirken, o zaman bu emek nereye gitti, uçtu mu kaçtı mı? Bununla birlikte belki şu da olabilir, aslında sanal ne kadar sanal ya da gerçek ne kadar gerçek, ben internetin bir kere faydalı bir şey olduğunu düşünen gruptanım. Öncelikle onu söyleyeyim, çünkü ben de çok yoğun olarak ve düzenli olarak kullanıyorum. Programımıza hoş geldiniz. ama dengeli ve profesyonel kullanılmasından yanayım. Ve kişisel mahremiyetlerimizi çok da fazla ön plana çıkaracak, kötü niyetli insanların hani saldırılarına açık hale gelmeyecek, yani koruma alanıyla birlikte kullanmaktan yanayım. Bunu bu şekilde kullanıyorum ve işlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Ama bununla birlikte dediğim gibi ben artık öngörüde bulunamıyorum. Yani kimin hakkında ne söyleyeceğimi, insanlar hakkında neye karar vereceğimi bilemiyorum. Bu diğer yanıyla şöyle de, şimdi insanların içinde çoklu kişilikler var. Zannediyorum ki internet ya da bu sanal alem dediğimiz süreç insanların içindeki öteki kişileri de ortaya çıkarmaya başladı. Bilmiyorum hocam siz ne dersiniz ama böyle reenkarnasyondan falan bahsederdi ya insanlar bir ara. Ben öyle ölüp de tekrar dirilmelerine falan gerek yok diye düşünüyorum. Aleme dalsınlar, internet alemine. Öteki prenseslerini mi çıkarıyorlar ya da işte bir yerdeki hani kurtarıcı fatihlerini mi ortaya çıkarıyorlar? Başka karakterlerimiz mi ortaya çıkıyor? Kesinlikle içlerindeki başka karakterler ortaya çıkıyor. Ama çok ilginçtir. O başka karakter de tek bir karakter olarak da ortaya çıkmıyor. Düşünün ki ben A şahsı olayım. Benim kendime ait bir internet işte adresim olabiliyor. Zaten orada kendime olduğum gibi yansıtmıyorum. Bir de sahte kimliklerle ve sahte isimlerle öteki Mehtap'ı çıkarıyorum. Ki ben bunu yakın çevremden bile duyuyorum. Yani düşünün, kellifeli adamlar, benim etrafımda böyle sağlıklı olduğunu düşündüğüm arkadaşlarım var. Diyor ki bir de diyor benim gizli bir hesabım var. Ha? Hani takmıyor. Niye? Diyor bazen birilerine kızıyorum diyor, küfür falan edemiyorum. Şimdi diyor kendim olarak küfür etsem ayıp denen bir şey var. Oh diyor, sahte hesaptan oraya sataşıyorum, buraya sataşıyorum.